Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere karışık kaşık dökmesi tarifim var. Bunun için öncelikle 3 adet yumurtamızı karıştırma kabımıza alalım ve tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpalım. Ardından 200 milim süt ekleyelim. 1 su bardağı 200 milimlik bardak ile. Yaklaşık 100 gram kadar kaşar rendesi ekleyelim. Bunun yerine herhangi bir peynir de kullanabilirsiniz ama kaşar peyniri olursa daha da güzel olur. Ben çok az sucuk ekledim. Salam, sosis vesaire kullanabilirsiniz. 5-6 dal yeşil maydanoz ekledim. Onları güzelce doğrayıp. 1 adet de domatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayıp ekledim. Domates çok yakışıyor. Mutlaka eklemenizi öneririm. Şöyle hafifçe karıştırıyorum ve unumu ekleyeceğim. Normalde 100 gram kadar da un ekledim. 200 milimlik bardağı doldurursanız 100 grama tekabül ediyor. Yalnız akışkan bir kıvamda yaptım ben. Çok fazla un kokusu olsun istemediğim için. Eğer sizin için akışkan kıvamda bir kaşık dökmesi pişirmek zor gelirse kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Biraz daha fazla un ekleyebilirsiniz. Daha koyu bir kek harcı gibi olursa döküp pişirmesi daha kolay olur. Yalnız un kokusu biraz daha belirgin olur. Nasıl seviyorsanız öyle yapın. Birebir bazen tariflere uymak zorunda değilsiniz. Mesela bunda değişiklik yapabilirsiniz. Sucuk değil de sosis koyabilirsiniz. Ondan sonra soğan yoksa onun yerine maydanoz koyabilirsiniz. Kaşar peyniri değil de beyaz peynir koyabilirsiniz. Tamamen elinizdeki malzemelerle zenginleştirebilirsiniz bu tarifi. Ben bu şekilde yaptım. Tavamı biraz sıvı yağ aldım ve ısıttım. Isınan tavaya kaşık kaşık hazırlamış olduğum karışımı döküyorum ve arkalı önlü güzelce kızartarak pişiriyorum. Şu şekilde hem spatula hem de çatal yardımı ile döndürerek pişirdim. Kahvaltıda değişiklik arayanlara güzel bir tarif. Bazen çocuklar aynı şeyleri yemekten sıkılabiliyor. Bu tarz tarifler çocuklar için gayet güzel oluyor. Pişen kaşık dökmelerimizi peçetelerin üzerine alalım ve yağını süzmesini sağlayalım. Yağda kızarttığımız için biraz yağlı yumurta gibi düşünebiliriz. Unu fazla olursa daha tok bir tarif oluyor. Ölçülere uymak zorunda değilsiniz. Arttırıp azaltabilirsiniz malzemeleri söylemiş olduğum gibi. Bu şekilde devam ediyorum bütün karışımım bitene kadar. Yanmaz yapışmaz tavada tamamen yağsız bir şekilde de pişirebilirsiniz. Yeşil soğan olsun, domates olsun çok yakışıyor. Evet, bütün hepsini bu şekilde pişirdim. Kaşık dökmelerim hazır. Size şimdi içini de göstermek istiyorum. Şu şekilde. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.